Selamun aleyküm. Arkadaşlar, yeni bir motor aldık. Biliyorsunuz daha önce Varadero'muzun videosunu yapmıştık. Gelen yorumlar çok hoşuma gitti. Bazıları Tosun Paşa demiş, bir şeyler demiş. Herhalde kilomdan dolayı dediler. Ama bu arada size kötü haber vereceğim bir tane. Tüp mide ameliyatı oldum. Kilolar gidiyor. 120 kilodan 104 kiloya düştüm şimdilik, şu an. Daha 70-80'i falan hedefliyoruz. Tosun Paşalık kalmayacak. Bundan sonra daha zayıf bir adam olarak karşınızda çıkacağım. Özellikle bunlarla alakalı videolarla, motorlarla alakalı veya başımıza ne geldiği gibi bir seriyi herhalde başlattık kendi kendimize. Bununla alakalı ne yaşadıysak, başımıza ne geldiyse onlarla alakalı videolar yapacağız. Bazı arkadaşlar da demiş ki ya işte motor youtuberlarından daha iyisin, daha güzel video yapmışsın, samimisin, teşekkür ederim. Buradan iyi niyetli arkadaşları söylüyorum. Güzel yorumlarınız için sağ olun. Tabii bu da insanı tetikliyor bir yerde. Daha iyi videolar, daha güzel videolar, daha iyi içerik üretmek adına insanı biraz tetikliyor diyebiliriz. Yani tamamen aslında doğal halim bu benim. Yani öyle bu cıvık motosiklet youtuberlar gibi bir artist motosiklet youtuberlar gibi değilim. Aslında motosiklet youtuber da değilim de başımıza ne geldiği gibi böyle içeriklerle insanların hani motor almadan önce, motor aldıktan sonra başlarına ne geleceği hakkında bazı fikirler edinmeleri için böyle videolar yapıyoruz. Yoksa bizim bir amacı yaptığımız işte farklı. Para kazancımız da farklı. Buradan bir beklentimiz yok. Para beklentisi, pul beklentisi veya övülme gibi bir beklentimiz yok. Bizim amacımız başımıza ne geldi? Hani şimdi her zaman söylüyorum. Enduro motorlar büyük motorlar arkadaşlar. Bunlarla her yere girip çıkamıyorsunuz. Veya şehir içinde inanılmaz yorucu. Bizim Varadero ile şehir içine giriyorum. İnanılmaz anlamda yorucu. Çok yoruyor. Yani araya giremiyorsun, dereden çıkamıyorsun. Ondan sonra çok büyük motor, çevirmesi zor. Debriyaj, işte fren, debriyaj. Bunlar gerçekten zorluyordu şehir içinde. Hep aklımızda vardı. Aslında ilk sattığım bu Varadero'nun gelmesine sebep olan adres vardı. Suzuki adres vardı. Onun da videosunu yapmıştım ilk aldığımda. Adres bize çok küçük gelmişti. Şehir içinde tamam her ne kadar kıvrak da olsa küçük geldi. Yani benim gibi bir adama en azından 600 cc veya onun üstü bir motora ihtiyacım vardı. Ki daha önceki videolarımda da söylemiştim. Ben uzun yıllar motosiklet kullanıcısıyım. Yani birden 110 cc'den birden 1000 cc'lik motora atlamadım. Bunların aralarında çok fazla motorlar var. Hani 250 cc en az bir 20-30 bin kilometre vardır 250 cc'likle. 660'la var. Uzun kilometrelerim var. MTS vuruşum vardı. Onlarla var. Dragstar'ım vardı. Çapırım vardı. Onlarla çok uzun kilometreler yaptım. O zaman YouTube motup yoktu. Ya da varsa bizim haberimiz yoktu. Böyle içerikler falan yapmadık. Bindik. Keyfimizi yaşadık. Sonra sattık. Hani şunu demeye çalışıyorum. 110 cc'den birden 1000 cc'ye çıkılmaz arkadaşlar. 110 cc'den veya böyle küçük skuterlardan başlayacaksın. Bundan bir tecrübe edineceksin 250'yi atlamadan önce. Bundan en azından bir 10.000 20.000 kilometre tecrübe edineceksin. Ondan sonra 250 cc'ye geçeceksin. Onda da bir 15.000 kilometre tecrüben olduktan sonra büyük cc'lere geçeceksin ki yolda tutabilesin, adam gibi kullanabilesin, düşmeyesin, ölmeyesin veya başına bir zarar gelmesin. Neyse bunu o kıytırık motosiklet youtuberları çok iyi biliyorlar. Anlatıyorlar ya kıytırık ceplerine 3-5 kuruş koymuş, sağdan soldan motor tedarik edip de
milletin motorlarıyla artistik yapan gıytırık motosikletçiler var. Gıytırık. İsim vermeyeceğim ama onlar kendilerini biliyorlar. Artist abiler. Çok da önemli değil yani. Onlara müşteri çok. Bize de içerik çok. İzleyecek fazla YouTuber'ımız var. Ne yaptık arkadaşlar? Yine lafı uzatıyorum. Kısa tutalım dedi kameraman arkadaşım ama elinde tutmakta zorlanıyormuş. Biz kamerayla çekiyoruz videolarımızı öyle. Bir ekipman yok, bir şey yok. Abi elinde tutuyor kamerayı. Biraz da zorlanıyormuş. Çok da umurumda değil yani. Zorlanırsa zorlansın. Eşi olacak. 17 yaşındasın. Şerefsiz. Tutacaksın tabii. Ben senin babanım. Abi biz işte bu Varadora bakkala çakkala gidemeyince, gidince de zorlanınca karar aldık. Dedik ki bir tane küçük skuter alalım. Daha önce dediğim gibi Suzuki adres vardı. Suzuki adresin hoşuma gitmeyen yerleri vardı. Kronik arızaları vardı. Hatta bizim motorun geri çağrılması vardı. Varyatörle alakalı bir sıkıntısı varmış. Bizim başımızı ağrıtmadı. Gerçi 5-6 bin kilometre bindik. Çok da binmedi. Ama geri çağırmalar oldu. Varyatörle ilgili sorun yaşayanlar oldu. Niye gidip bir daha tekrar Suzuki adresi almadım da Honda diye aldım. Onu anlatayım. Ya bir kere çok kullanılan bir motor. Hani herkes de var kardeşim. Bakıyorsun piyasaya herkes de Honda diyor, Honda diyor, Honda diyor. Ya dedik ki biz nedir bir Honda diye biraz araştıralım. Anlatan arkadaşlar var. Honda diyor ile alakalı bir sürü videolar var. İçerikler var. Baktım bu biraz daha teknolojik. Hani adam start stop koymuş. Hani önemlidir bak bunlar. Hani bunlar insanları cezbeder. Motor sikletin üstüne koyduğum bu ufak tefek böyle aksesuardır, böyle teknolojidir, insanları cezbeder. Start stop çok da önemli bir şey. Yani teknoloji. Bir de bu motorlar hep kuryelerin kullandığı bir motor. Trafikte çok fazla durup kalkıyor bu insanlar. Durup durduğun zaman istop etsin tabii ki. Yani bir sürü benzin yakıyor boşu boşuna. Ne kadar az da yaksa sonuçta yakıyor yani. Altında benzinli bir motor var. O yüzden dedim ki başka ne özelliği var? Kombine fren sistemi var. Yani ben bunu Exciting 250'de, Kimco Exciting 250'de ilk görmüştüm kombine fren sistemi. Bizim Varadora'da da var ama çok hoşuma gitti mesela. Yani kombine fren sistemi olması, bir frene basınca iki frenin birden tutması güzel bir şey. Bu da bir teknolojik bir şey. Bu da hoşuma gitti. Ondan sonra işte dijital saati var. Ekranında böyle küçük bir dijital saati var. Onun dışında Suzuki adresten çok aman aman bir farkı yok. Bir kapalı alan yapmışlar. Kapaklı bir zamazingo yapmışlar. Ondan sonra ön tarafına. Hani genel anlamda baktığın zaman dizayn aynı. Birebir aynı neredeyse. Ondan sonra bunun lastikleri de berbat. Çin malı. IRC'nin Çin malı. Bildiğin naylon lastikleri. Zaten alır almaz insanlar değiştiriyor bunları. Ya Michelin'in bir modeli var buna takabileceğiniz. Ya da Anlas'ın bir lastikleri var bunlara takabileceğiniz. Şehir içinde kardeşim binebileceğin, A noktasından B noktasına gidebileceğin güzel bir motor. Az yakıyor, çok kaçıyor. Selesi berbat. Selesine oturuyor, gıçın ağrıyor. Yani gıçın sıkıntı yaşıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buradan İzmit'e git gel, haşabın çıkar. Yani duracaksın falan, bineceksin. O Varadora'nın rahatlığı falan yok yani. Böyle bildiğin taş. Motosikletin şeyi de taş. Abi paldır, küldür, öyle bir motosiklet bu. Yani bunların türevleri gibi bir Activa S gibi veya eski Honda Activa'lar gibi değil, böyle yaylana yaylana giden bir motor değil. Adamlar niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Bayağı sert yani. O şeylere, badallara falan düştüğünüz zaman, çukurlara düştüğünüz zaman onu hissediyorsunuz komple kendinizde. Paldır, küldür gidiyor. Ama yani en ucuz bu. Alabileceğiniz Çin malı motosikletler dışında, yani Çin malı motosikletler biliyorsunuz, baştan beri ben sevmiyorum. Bilmiyorum da hayatımda bir kere aldım. Bir tane Mondial'in bir modeli vardı. Bir adliyede işim vardı. Adliyeye gidip geldim. O da aşağı yukarı bir 7-8 kilometre gidiş geliş.
O gün geri koydum kapının önüne, hemen satıldı. Birisi geldi, ya arıyordum ben bunu dedim, Allah Allah rızası için. Hatta 100 lira da para kazanmıştım o zaman. Hani Mondial falan, ben Çin malı motosikleti sevmiyorum. Japon türevlerinden bahsediyoruz. Hani Japon malı motosikletlerin içerisinde uygun fiyatta düşündüğüm motoru gittik aldık. Daha 200-300 kilometrede benim oğlan yazılar mazılar yazdı, böyle çiz beyazlar beyazlar çizdi, altına bir şeyler yapıştırdı. Şuraya Kaan Filiz, kendi adından herhalde bu Kaan'a yazıyor. Kendisi de Kaan, herhalde kendi Kaan, Kaan'a Filiz de takmadı ama Kaan yazısının buradan belli oldu diye bana bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Hani bana gönderme olduğunu düşünüyorum yani. Oğlum kusura bakma, parasını ben verdim, motor da benim. Hani sen biniyorsun biniyorsun ama kusura bakma, motor da benim. Yani Kaan Mağan yazmışsın oraya ama şimdilik binmene müsaade ediyorum. Öyle yok yani, babanın malına çökmek yok. Ben babamın malına falan çökmedim, çalıştım kendime kazandım. Sen de çalışacaksın, kaynaklarını güzel yapacaksın, kendine motosiklet alacaksın. O yüzden de buraya yazdığın istediğin kadar Kaan Mağan yaz yani, boş hikaye bunlar yani. Ama yakışmış yani, siyahın üstüne böyle Kaan'e şey yapmış, buraya jenerel sticker'lar yapıştırmış. Biz ne yaptık? Koruma değmeyi taktırdık arkadaşlar bunun şeyine. Biz o zaman bunu 56.100 liraydı bunun fiyatı. 1000 lirada koruma demirini istedi. Bu koruma demirini taktırmakta fayda var. Niye? Çünkü grenajları çok pahalı bu motorların. Japon motorların. Düştüğünüz zaman ilk grenajlar kırılıyor işte. Şu çamurluk kırılıyor, grenajları kırılıyor. Onun için iyi. Yani bu şu koruma demirini taktırmak iyi. Bunun bir sürü daha şeyleri var. Ön cam takılıyor buna. Arkaya şey takılıyor. Ben ön cam istemedim bu sefer. Biraz daha sade dursun diye. Arkaya da top case de takmadım. Ortasında bir boşluk var. Yarım kaskı alıyor. Yani zar zor. Hani yarım kaskı zar zor alıyor. Bastırıyor, bastırıyor, işler yapıyor ama küçük bir yer yapmışlar. Ama alet öteberi, 3-3 çanta, cüzdan falan. Hani bazı yerleri de var. Gel abi. Ondan sonra bak kilometresine bak. Kilometresini göstereyim. Hello mello diyor bak. Bak hello diyor bak bak. Bu önemli. Bir daha göstereyim. Bir daha göstereyim. Bak bak. Abi hello diyor ya. Ya bak bu çok önemli bir şey. Ben sana söyleyeyim. 419 kilometrede daha. Yani bir kere şu şeyinin böyle açılması, böyle enjeksiyon falan şekli açılması falan güzel yani. Bunlar güzel şeyler. Takın takıştırın yani. Böyle dijital bir ekran koyması, tam trip mırıp davası yok ama olsun, önemli kardeşim. Yapmış bak adam, ne güzel beyaz bir şey. Scooter'da devir göstergesine bir ihtiyaç yok zaten. Hani iki tane gösterge, biri devir saati, hız kilometre saati olsa yeter. Bunun da kilometre saati var. Efendim söyleyeyim, burada benzin göstergesi var. Ondan sonra hararet göstergesi var. Arama bunlar. Bunda da hararet göstergesi yok. Hararet göstergesi yok. Şurada bir tane gözü var. Şöyle açılıyor. Ondan sonra buraya yazın. Su mu konulur? Hani ne bileyim, ufak tefek anahtar manahtar öteberi bir şeyler konulur. Öbür tarafta öyle bir şey yok. Adresin iki tarafında da boşluk vardı. Bir şeyler konuluyordu ama kapağı yoktu. Şurada poşet asmak için bir zamazingosu var. Bir de bak bunun seat yazıyor şurada. Seat demek oturak demek. Şu seat kısmını aldığın zaman, şuna bastığın zaman koltuk açılıyor. Koltuğu da bu kadar işte. Hani şu kadar. Bu kadar bir koltuğu var bunun. İşte ruhsatı musatı koyuyorsun üstüne. Ondan sonra bıçağını bıçağını koyuyorsun. Artık motorcular bıçaklamaya başladılar. Biz de bıçak koyduk bir tane. Beni de bıçaklamaya çalıştıkları zaman ben de bıçağı çıkaracağım. Ben de onları bıçaklayacağım. Yani abi kusura bakmasınlar. Geçen motorcunun birini bıçakladılar. Adam bing bing yerde bas bas bağırıyordu. Anam anam diye. Gerçi o biraz haksızdı galiba da. Yani sen kendi bilmediğin adama niye gidip saldırıyorsun? Kenardan bas git. Bir tane minibüsçü bunun önüne kırıyor. Ondan sonra şu zıpır youtuberlardan birisi bunun videosunu yaptı. Baktı salak salak da bir anlatım var. Ya tanımadığın bilmeden o da bıçak çıkardı pezevenk ha. Yani la oğlum nereden ne? İbne tor milleti öldüreceksin bıçakla bıçakla. La vur ağzına 2-3 tane tamam. Gönder bıçakla ne? O 7 yerinden bıçaklamak nedir ya? Yanında anam var, banam var bir de. İbne çocuğu. Senin derdin ne?
Yani motorcu öldürmek mi amacın? Sabah evden çıkarken niyet ettim Allah rızası için. Bugün motorcu öldürmeye de mi niyet ettin? Karı pezevengi. Biraz insan evladı olun ya. Bu nedir ya? Tabii motorcuda da kavga edilir arkadaş. Kavga ederiz yani. Girirsin birbirine. İki tokat atar, bir tokat atar. Bıçaklama nedir? Bıçaklama nedir ya? Ben onu anlamadım yani. Adamın yedi yerinden birden bıçaklamış. Bir de Allah'tan üstünde zırh gibi elbise var. Hani o elbise olmasa kim bilir ne hale getirecekti. Yani kimse kimsenin hayatını kastetmek hakkı yok. Böyle bir hakkı yok. Döversin, tamam yatır yere vur, tekmele bilmem ne çek git. Bıçaklama nedir onu anlamadım. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Hani tamam ikisinde de suç olabilir. Herkes de suçlu olabilir ama bıçaklamak başka bir şey. Hayatına kastetmek. O kadar da kötü de bir cümle kurmadı yani. Çocuk dedi ki önüme niye kırdın dedi. Tamam ters bölgesi olabilir. Ölü bölgede olabilir. Bunu görmemiş olabilir. Trafik ağır olabilir. Her şey olabilir. Ama kimse kimseyi bıçaklayamaz. He, öyle inerse de ben senin gırtlağını keserim öyle. Benim gibi bir tane adama denk gelmemişsin. Garı pezevengi. Sana söylüyorum. He. Dolmuş yavşak. Benim gibi bir tanesine denk gelmemişsin. Senin götünü kesmemiş. Yani yok bir tane garibana denk gelmişsin. Onu vurmuşsun bıçağı vurmuşsun yatırmışsın. Bak bakalım bıçağı ben sana vurdurur muydum? Yavşak. Böyle yavşak dolu, ipne çocuğu dolu bir sürü adam var trafikte. Yani insan motosiklete binerken artık yani abi yanına bıçak almaya başladım ben öyle insanlar da çıkıyor. Yani ne yapalım hepsimiz silahlanalım, bıçaklanalım onu mu istiyorsunuz yani? Oğlum piyasada binlerce kurye var, binlerce motosikletçiler biz daha çokuz sizden. Hani öyle bir şey olursa 3 tane 4 tane bir tane kurye adamın başına inerlerse perişan ederler seni. Umarım büyük cezalara alırsın da cezaevine girersin de başın beladan da götün de şeyden kurtulmaz yani. Yavşak oğlu yavşak. Hani bunu kim böyle motorcuya düşmansa hepsine söylüyorum ipne çocukları. Küfür de ediyorum bildiğin yere şikayet et. Hani öyle bir benzin deposu var her zamanki gibi ucuz yolla. Elde kalan benzin var. Benzin kokusunu seviyorum. İçeride benzini var. Bu şuraya konulsun diye herhalde tasarlanmış. Bak burada bunu çıkarıyorsun buraya koyuyorsun. Yani böyle bir şöyle dız kapak falan yapmamışlar. Bunu alacaksın eline vereceksin şeyin. Pompacı abinin eline vereceksin bunu. Allah bunu diyeceksin. O da diyecek ki şuraya at diyecek. Bunun içinde de benzin olduğu için şurasında benzin olduğu için yapışacak. Bunu şuraya koyuyorsun diye tasarlamışlar. Galiba şuraya koyuyorsun diye tasarlamışlar. Benzin depo kapağı böyle elimizde gibi oluyor. Hani bir vara doğru değil. Hani bu burası fena değil. Ama dediğim gibi yarım kaskı zar zor alıyor. Şurada bir zamazingosu var. Buji kapağı şu zamazingosu var. Şurada bir zamazingosu var. Ondan sonra iki tane zamazingo koymuşlar buraya. Ondan sonra selesi 5 para etmez. Konfor sele lazım. Çok sert. Ondan sonra burada kıçınız böyle şey yapar. Oturma pozisyonu 5 para etmez. Hani şöyle bir uzatayım, ayağımı uzatayım da dinleneyim falan. Bundan bir bayağı bir kilometre yapayım falan şansın yok. Hani şöyle abi şu meclisteki cumhurbaşkanı karşısında dururmuş gibi böyle duracaksın yani böyle. Ellerinde buraya koyacaksın. Yüksek. Hani ağırlık merkezi garip bir şey. Ondan sonra yüksek. Ondan sonra aman aman anlatacak bir şeysi yok. Yani fiyatına göre normal şartlarda pahalı bir motor Türkiye şartlarında ama hani bizim paramız ucuz. Dolar pahalı, euro pahalı. Bizim paramızın da ucuz olduğu için ondan sonra 56.100 lira 1000 lira da koruma demiri 57.100 liraya bu motoru almış bulunduk. Ondan sonra yani motordan bir şikayetim var mı? Dediğim gibi yani abi bir BMW değil yani bir 56 bin liraya Türkiye'de alabileceğim motor bu. Hani şu anda 59-60-65 bin lira 62-63 bin lira civarında. Bir de enteresan şekilde bu Honda Dio diye bir sayfa var Facebook'ta. Alan satıyor. Niye satıyor onu da bilmiyoruz. Yani alıyor motoru hemen satılığa koyuyor 65 bin liraya koyuyor. Yani bir de uyanıklar var. Böyle çok uyanık arkadaşlar var. Yani çok uyanıklığa da gerek yok yani. Bu kadar uyanık olmaya da gerek yok yani. Ha taksitle almıştır. Paraya ihtiyacı vardır. Nakite çevirecektir. Taksitle almıştır. Kredi çekip almıştır. Paraya ihtiyacı vardır. Paraya çevirecektir. O zaman da ucuz satarsın yani. Bizde mantık tamamen ters yani. Tamamen öpme
yöntemiyle tamamen öpüyoruz yani. Niye 56 bin lira aldı, 65 bin lira yazmış. İşte motor yok ki piyasada. Hani her yerde motor var kardeşim. Ben İstanbul'un bütün bayilerinde var motor. Ben gittiğimde sıralı 10 tane beyaz, 10 tane kırmızı, 10 tane siyah motorlar vardı. Yani adamlar koymuşlar, satıyorlar. Hani onun da reklamını yapmayacağım şimdi ama hani lastikleri beş para etmez. Jantları incecik, bir çukura girdiği zaman eğiliyor. Dikkat edeceksin kardeşim, bunu aldın ya. Hani tın tın kullan. Gerekirse o anlas lastikler biraz daha etli oldukları için anlasın kışlıkları var galiba. Veya yazıkları var mı? Çok emin değilim. Lastik işine girişmedik biz. Dediğim gibi ben bununla gidip hiç İzmir'e, Çeşme'ye gitmeyi planlamıyorum. Bu bakkala çakkala gideceğim ben bununla. Hani kargoya markaya gidiyoruz biz bununla. Kargolarımızı veriyoruz falan. Onun için de çok lastik düşünmedim. Hani karın kışın içinde de binmeyi düşünmüyoruz biz buna. Bizim asıl motorumuz bu. Hani İzmir'e, Çeşme'ye bununla gideceğim ben. Bununla gitmeyeceğim. Bununla bakkala çakkala gidilir. Uzak bir kilometre de gidilmez. Bununla bakkala çakkala gidilir. Oraya gidilir. Hani şu yanan ışık meselesine de gelince arkadaşlar onu alta yazmışsınız. Güzel, teşekkür ediyorum. Immobilizer. Hani anahtar, düdük açıyorsun, birbirlerini karşılıyorlar, çalışıyor. Onun ışığıymış. Immobilizer'ın ışığıymış o zamazingo, yanıp sönen ışık. Bunu da teşekkür ederim. Alta yazmış arkadaşlar. Biz de öğrenmiş olduk. Hani laf olsun diye söylememiştim. Biz öğrenmiş olduk. Bunun vasıtasıyla aylardır yatıyor. Bizim varadörü de kış malum. Kışın yatıyor ama dün biraz şöyle bir kilometre yapma şansımız oldu. Sultanbeyli, işte Ferhatpaşa, Kavşağı falan biraz dolaştık. Baktım 3-4 tane de yolda endurucu gördüm. Selam verdim, dıdıt. Bir tane BMW'ye selam veriyorum. BMW GS yeni almış, böyle cillop gibi bir tane GS. Ondan sonra ben de solundan geçiyorum. Dıdıt yapıyorum, böyle bakıyor. Ne oldu la falan. Ya no, la oradan geçiyorum, bana niye korna? Ya selam verdim ha, selam. Ya bazıdan da motorcu ruhu yok. Gerçekten embesil, biliyor musun? Yani motorcu ruhu yok. Motorcular birbirine geçerken böyle yaparız işte, zafer işareti mi diye. Ondan sonra motorcu işareti mi, ne olduğunu çok önemli değil yani. Ben büyük motorlarla karşılıklı görüştüğüm zaman selam veriyorum, selektör yapıyorum. Hani motorcu ruhunu yaşatmak adına böyle şeyler yapıyorum büyük motorda. Küçük motor da çok sallamıyor. Herkes bu kurye motorları olduğu için çok önemli değil. Zaten amaç da A noktasından B noktasına yakın kısımlara gitmek olduğu için küçük motorda çok motorcu ruhu olsa ne, olmasa ne. Ama size bir şey söyleyeyim kurye arkadaşlar. Bakın size özellikle bir şey söyleyeyim. Bakın birbirinizi tutun yolda, birisini durdurduğu zaman başka biriniz, binlercesiniz lan. Piyasada binlercesiniz İstanbul'da. Hani bunun firması fark etmez arkadaşlar. Getir'de çalışıyorum, götür'de çalışıyorum, bilmem yemek sepetinde çalışıyorum, cart'ta çalışıyorum, curt'ta çalışıyorum. Bunu boş verin. Bir arkadaşınıza yapılan haksızlık değil. Yolda bir motorcu çevirdiği zaman durun lan 4-5 kişi yan yana. Durun, çevirin, durun lan. Tamam mı? Ne diyorsun lan deyin ya. Biraz hani küçüksün ama çoksun. Karınca gibi düşün. Karıncayı bıraksan bir tane hayvanı yerler mi? Ha, bir ayda yerler ama çoklar. Bir tane karıncayı bulsan her şeye varsın. Ama 1000 tane karınca üstüne musallat olsa perişan eder seni. Küçüksünüz ama çoksunuz. Bu geçenki video meselesi gibi. Bıçaklama meselesi gibi. Oradan geçen 10 tane belki motorcu dursaydı, ne diyorsun lan deseydi bu kavata. Belki o çocuk bıçaklanmayacaktı. Durun ya. Hani içinizde bir motor sevgisi varsa motoru iş makinesi, İş aracı olarak tamam kullanabilirsiniz ama motosiklet kullanıyorsunuz. Sonuçta motorun üzerindesiniz. Bugün bana olmaz demeyin. Durdun, başına başka. Hepinizin başına geliyor İstanbul'da. Ben biliyorum yani. Hem otomobil kullanıyorum hem motor kullanıyorum. İkisini de kullanan birisi olarak ben motorculara öncelik veririm. Geç kardeşim diyorum. Çünkü benim de motorcuyum. Benim motorlarım var. Benim oğlum da motora biniyor. Ona da bu şekilde salık veriyorum. Diyorum ki oğlum bak dikkat et. Önce sen. Ama durun ya. Bir arkadaşınıza birisi durdurmuş bir şey mi söylüyor? Kavga edin demiyorum bakın. Durun. Ne var kardeşim deyin ya. Arka çıkın arkadaşınıza. Gerekirse arkadaşınıza teskin edin. Tamam kardeşim boş ver deyin. Onu da yoluna gidin. Ama
Tek başına bıçakladılar çocuğu ya. Pezevengin tekini. Bakar mısın ya? Eline bıçak almış, çart 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 çocuğu yerde de bıçaklıyor. Yanısı da anası da var. Şerefsiz. Yani insan düşünmez mi yani ben yani sabah ne diye kalkmış bu? Bakar mısın yani? Ben gideyim birilerini bıçaklayayım bugün diye. Yani böyle şerefsizler de var piyasada. Olacaktır, çıkacaktır da sizin başınıza da gelecek. Baltayla kovalayan, sopayla kovalayan böyle insanlar da çıkacak ama biri olun, birlikte olun. Hepiniz beraber durdunuz mu? Ne diyorsun lan diyeyim. Bak bakalım o bıçak çekebiliyor mu sana? Ha, hepiniz bıçak taşıyın demiyorum. Hepiniz silah taşıyın demiyorum. Hepiniz sopa taşıyın demiyorum. Ama birbirinize sahip çıkın. Arkadaşlar, önemli olan bu. Birlik, beraberlik olsun aranızda. Hani firma fark etmez. O orada çalışıyor, onun motoru bu, onun motoru bu demeyin. Bütün kurye arkadaşlara söylüyorum. Bütün trafikte el emeğiyle, yüz nuruyla, motosiklet sürmesiyle, kar demeden, kış demeden emek veren herkese söylüyorum. Birbirinize hakim olun, birbirinize arka çıkın trafikte. Evet, yani alet bu kardeşim. Dediğim gibi bakkala çakkala gitmeye güzel ama bununla ekmek kazanan insanlar var. Güzel bir alet, fena değil. Gidiyor, eksiği gidiği var mı? Var ama dediğim gibi az yakar, çok kaçar. 2-3 litrenin civarında benim için yakıt çok önemli değil. Zaten Varadero'ya binen bir adamım yani. Ben bunu yakıt için almadım bak yani. Samimi söylüyorum, yakıt hani çok yakıyor falan diye almadım. Varadero'ya büyük motora binen bir adam yakıt hesabı yapmaz kardeşim. Hani ne yakıyorsa yakıyor. Benim keyfimden de önemli değildir yani. Hani bunu zenginim falan diye söylemiyorum. Zengin birisi olduğum için söylemiyorum. Yani zengin de değilim yani öyle. Ama Varadero'ya binebilecek kapasitem var. Onun için de çok yakıt benim için önemli değil. Ha, bu az yakıyor. Abi şehir içinde müthiş. Cart aradan curt aradan geçiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ondan sonra park etmesi kolay. İki aracın arasına park ediyorsun. Dün Sultanbeyli merkezdeydim mesela. Bir bindim abi, bunu atladım. İki harcın arasına park ettim, işimi hallettim, geri bindim, devam ettim. Hani Varadero ile mümkün değil yani. Kocaman yolun ortasına koymak zorunda. İki arabanın arasına soksan geri çıkaramıyorsun. Geri gelmiyor. 300 kiloluk alet. Çeksen geri gelmiyor. Yatmıyor, kalkmıyor. Yani ağır alet sonuçta. Uzun yol için tasarlanmış bir makine. Şehir içinde binsin diye tasarlanmamış. Şehir içinde yoruyor insanı. Amacımız da buydu. Şehir içinde yorulduk. Şehir içinde sıkıntı çekiyoruz. Biz bunu en iyi şehir şartlarda motosikleti şehir içindeki ufak tefek işlerimizi takip etmek için, ufak tefek işlerimizi halletmek için bu motoru aldık. Ha, niye adres almadın da bunu aldın? Kardeşim, biraz daha teknolojik bir alet, biraz daha güncel bir alet. Hani kronik sorunları yok gibi. Hor kullanmazsan seni uzun süre götürecek bir alet. Amacımız satmak değil. Bununla beraber benim oğlum da biniyor, ben de biniyorum. İkisine de biniyoruz, ikisini de sürüyoruz, ikisini de kullanıyoruz, ikisini de seviyoruz. Yani ikisinin de Honda olması çok önemli değil. Biz biliyorsun BMW, daha önce söyledim, BMW'ciyiz ama GS'e ve BMW'nin skuterlarına gücümüz yetmiyor. Gücümüz yetse gider ondan alırız ama gücümüz yetmediği için maalesef Honda grubuna binmek zorundayız. Ucuz oldukları için, uygun oldukları için en azından Japon kalitesini yaşamış oluyoruz. Yani anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu motorda başımıza bunlar geldi. İçimizde dertler, sıkıntılar var. Onları anlattık biraz. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.